Bildiğiniz gibi anayasa değişiklik teklifi parlamentoya sunulduğu andan itibaren partimiz yoğun bir çalışma sergiledi. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalar tamamlandıktan sonra artık 16 Nisan'da gerçekleşecek olan halk oylaması ile ilgili kampanyalar başladı. Ama biz anayasa değişikliğinin parlamentoda görüşülmesi süresinden itibaren hazırlıklarımızı yapmaya başladık ve hemen her hafta, her gün toplantılarla, konferanslarla, örgütlerimizle bir araya gelerek, yetkili kurullarımızla değerlendirmeler yaparak bu süreci böyle götürüyoruz. Bugün de siz değerli basın mensuplarıyla kampanya boyunca kullanacağımız araçlarımızın önünde size küçük mütevazi bir tanıtım yapma istedik. Bu gördüğünüz araçlar bizim kampanya boyunca sadece genel merkezimizdeki araçlarla sınırlı olmayıp Türkiye genelindeki bütün ilçe ve il örgütlerimizin araçlarında da kullanacağımız logo ve sloganımız olacak. Gördüğünüz gibi daha önce araçlarımızda var olan partinin adı ve amblemi tümüyle kaldırıldı. Sadece ve sadece 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasına yönelik bir logo ve görsel söz konusu. Biz başından itibaren partimizin adını ve amblemini kullanmayacağımızı ifade etmiştik. Bunun temel nedeni bu oylamanın bir seçim, bir genel seçim, partilere yönelik bir seçim olmadığı, bunun bir memleket meselesi, bir Türkiye meselesi olması nedeniyle sadece partimizin götüreceği bir kampanya olmadığından hareketle partimizin adını ve amblemini kullanmayacağız. Türk bayrağıyla bu kampanyayı sürükleyeceğiz, götüreceğiz dedik ve nihayet bunu araçlarımızda da hayata geçirdik. Gördüğünüz gibi logomuzda çok masum, çok temiz bir kız çocuğu var. Bu kız çocuğu bütün Anadolu'yu kucaklayan, bütün Türkiye'deki vatandaşların, ailelerin kendilerini göreceği masum bir çocuk. Ve tümüyle bizi temsil ediyor. Burada her aile bu resimdeki çocukta kendisini görebiliyor. Ve bizim geleceğimizi temsil eden çocuklarımızın bir talepleri var. Bu talep son derece çocuksu, son derece masum bir talep. Çocuklarımız bizden, bütün vatandaşlardan, bütün seçmenlerden mütevazi bir talepte bulunuyorlar. Gelecekleri için ve kendileriyle birlikte Türkiye'nin geleceği için bir hayır oyu istiyorlar. Bu çok masum bir talep. Zira Türkiye'de yürüyen bir sistem var. Türkiye'de bir parlamenter sistem var ve bu parlamenter sistem 16 Nisan'dan sonra sürdüğünde çok büyük şeyler değişmeyecek. Hayat devam edecek. Herkes için hayat devam edecek. Bu devam edecek süreçte aksayan ve eksik yanlar varsa elbette bunlar parlamentoda rahatlıkla siyasi partilerin bir araya gelmesiyle çözülebilecek eksiklikler. Bunu biz her fırsatta dile getirdik. Şimdi memleket meselesi olarak gördüğümüz ve çok ama çok önemsediğimiz ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu taleplerini tüm seçmenlerin dikkate almasını istiyoruz. Onların geleceği için oy kullanırken bütün seçmenlerimizin bu talebi dikkate alarak bu masum, o güzel çocuksu yüzü oy kabinine girerken görerek oylarını kullanmaları çok ama çok önemli. Yanında güneş var. Güneş umut, güneş huzur, güneş aydınlık ve biz istiyoruz ki güneşin ışıkları
hep ülkemizi aydınlatsın. Güneşin o sıcaklığı hep ülkemizi ısıtsın. Asla ve asla karanlığa geçit vermeyecek bir aydınlık Türkiye'nin üzerinde hep var olsun. Onun için geleceğimiz çocuklar, onun için ülkemizi aydınlatacak olan güneş ve bunları birleştirerek çocuklarımızın bu haklı, bu masum taleplerinin çok önemseyeceğini düşünüyoruz. Ve dünden itibaren kamuoyuyla paylaştığımız logomuz ve bu slogan inanın o kadar çok tuttu ki hemen hemen olumsuz hiçbir eleştiriyle karşılaşmadık. Biz örgütlerimizle de yaptığımız istişarelerde şunu gördük ki ilçelerde, illerde, beldelerde de yöneticilerimize ve örgütlerimize hep bu logo ve sloganla ilgili çok olumlu dönüşler olmuş. Bu da bizi mutlu etti. Sonuçta Türkiye'de sakin bir ortamda, gerginliğin olmadığı, huzur içinde bir 16 Nisan oylamasının gerçekleştirilmesi için böyle bir logo ve sloganla karşınıza çıktık. Tabii çalışmalarımız bununla sınırlı değil. Biz günlerdir alanda çalışıyoruz. Siz de takip ediyorsunuz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde milletvekili arkadaşlarımız, parti meclis üyesi arkadaşlarımız ve pazar günü gerçekleştirdiğimiz önceki dönem partide etkin görevler alan milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, il başkanlarımız, parti meclis üyelerimiz de sahalarda çalışma yapıyorlar. Onların da pazar günkü toplantıda önerilerini ve ne tür bir çalışma yapmak istediklerini de aldık. Ve o arkadaşlarımız da, duayen partililerimiz de inanın bu süreçte çok yoğun bir kampanya yürütecekler. Bu da bizi son derece mutlu etti. Bu bir başlangıç değil. Başlattığımız bir çalışmanın bir parçası. Her geçen gün yeni bir takım gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ve yeni sloganlarla, yeni bir takım etkinliklerle siz değerli basın mensuplarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa onları cevaplandırmaya çalışayım. Evet. Evet. Pazar günkü toplantımızda Sayın Genel Başkanımız Amasya'da bir miting ya da bir etkinliği olacağını ifade etmişti. Evet, Amasya'da bir etkinlik yapacağız. Onun içeriğini daha sonra sizinle paylaşacağız. Ama biz bu kampanyanın önemli ayaklarından bir tanesini Amasya'da başlatmak üzere önceden karar almıştık. Demek ki çok doğru bir karar almışız. Zira başka bir takım mitinglerin de Amasya'dan başlatılacağını duyduk. Bu bizi mutlu etti. Demek ki aldığımız karar çok doğru, çok yerinde bir karar. Ama biz Amasya'da mutlaka Sayın Genel Başkanımızın katılacağı bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Evet. Hiçbir siyasi partiye yönelik bir çalışma yapmak gibi bir düşüncemiz yok. Biz bunun bir memleket meselesi olmasından hareketle 80 milyon vatandaşımızı ve seçmenlerimizin tamamını dikkate alarak bir kampanyaya götürüyoruz. Dolayısıyla o seçmen kitlesinde geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerimiz, MHP'ye oy veren kardeşlerimiz, Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimiz ve diğer siyasi partiler görüşleri ne olursa olsun bütün seçmen kardeşlerimize yönelik bir kampanya götürüyoruz. Ve bu kampanyanın özellikle seçmen kitlesinin tamamını hedef almasının temel nedeni bahsettiğimiz gibi bunun bir rejim değişikliği olması, bunun yetkilerin tek kişinin elinde toplanması gibi bir olumsuzluğun olması, o açıdan bunu da bütün vatandaşlarımızı ilgilendirdiği için özel bir çalışmanın dışına bütün Türkiye'yi kapsayan, bütün seçmen kitlesini kapsayan bir anlayışla götürüyoruz çalışmalarımızı. Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
sabah sizinle karşılaştığımızda yüzlerinizdeki ifade, otobüslere bakarken ki o tebessüm halindeki yüzlerinizle bütün basın mensubu arkadaşlarımızın logomuzu ve sloganımızı beğendiğini hissettim, gördüm. Bu da basın gözüyle böyle bir beğeninin alması da beni mutlu etti. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum.